Bu sene başka bir koreografla çalışalım. Geçen seneki müzikal neydi öyle? Ay, tam bir fecaatti. Figen Hanımcığım, üstünüze alınmayın. Ama sizin tavsiye ettiğiniz kişi hiç de beklediğimiz gibi bir gösteri hazırlayamadı. Yok canım, alınmadım tabii ki. Neden alınayım? Da biz de güzel sanatlar sesi değiliz değil mi Nazan Hanım? Yani çocukların yeteneği belli. Hiç katılmıyorum söylediğinize. Mesela Defne. Yıllardır dans dersi alıyor bu kız. Yani iyi bir koreografla muhteşem şey. Kusura bakmayın, toplantınızı bölüyorum ama Nazan Hanım beni hatırlamışsınızdır. Yetiştirme yurdu müdür yardımcısıyım. Ne vardı? Özel olarak görüşmek istiyorum sizinle. Ya da hanımefendilerin yanında benim için fark etmez. Başkalarının zamanını çalmaya lüzum yok, değil mi? Siz devam edin. Buyurun. Sade'de gelin hemen. Görüyorsunuz meşgulüm. Oğlunuzla arkadaşlarının çıkardığı olay yüzünden kızlar gazeteye çıkmış. Oğlumun da arkadaşlarının da hiçbir suçu yok. Onlar da mağdur sayılır. Bütün suç sizin yetimhanedeki kızlarda. Her neyse. Ben buraya kim haklı kim haksız tartışması yapmaya gelmedim zaten. Ortada üzücü bir olay var. Ve bunun ceremesini sadece kızlar çekiyor. Bakın, Serkan'la bu yüzden sert bir konuşma yaptım. Bir ay boyunca da akşamları dışarı çıkması yasak. Dersini aldı. Anladım. Ben de size kızların yaşadıklarını anlatayım, siz kıyaslayın o zaman. Bekaret muayenesine maruz kaldılar. Gazeteye çıkıp ifşa oldular. Bu yüzden okullarına gidemez hale geldiler ve şu anda hiçbir okul onları kabul etmiyor. Ah, yazık. Çok üzüldüm. Umarım bir an önce onları kabul edecek bir okul bulursunuz. Tabii, eğitim şart. Başka bir şey yoksa ben toplantıma geri dönmek istiyorum. O dört kızı bu okula aldıracaksınız. Çıldırmış olmalısınız. Kusura bakmayın ama söyleyecek başka kelime bulamıyorum. Burası özel bir okul. Biliyorum. Ve kesin burs kontenjanınız vardır. Evet, var. Ama çalışkan, dürüst, düzgün çocuklar için o kontenjan. Sizin yurttaki kızlar gibi hayasızlara... Bakın, eğer o dört kızı buraya aldırmazsanız şikayetlerini geri çekmeyecekler Nazan Hanım. Oğlunuz ve arkadaşları tıpkı onlar gibi ifşa olacaklar. Eğer gerekirse ben tek tek hepsinin isimlerini ve fotoğraflarını kağıda bastırıp sokak sokak asacağım. Siz bilirsiniz. Aa, ne yapıyorsunuz? Bir saniyenizi alabilir miyim? Ah, Feride Hanım, biz bunu başka bir şekilde de halledebiliriz. Geçen gece burada okuyan bazı çocukların da karıştığı üzücü bir olay meydana geldi. Fakat bunun bedelini yalnızca bir tarafın ödemesine göz yummak ne ahlaka ne de insanlığa... Bunu bir yardım diye değil de sosyal sorumluluk olarak kabul edebilirsiniz. Bir an önce yetiştirme yurdundaki çocukların evraklarını getirin. Burs işlemlerine başlayalım. Teşekkür ederim. Rica ederim.